Arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim rulo pasta. Muzlu bir pasta yapacağız. Daha öncesinde kanalımda var. Porsiyonluk olarak yapmıştım. Aynı malzemelerle bu sefer büyük boy rulo pasta yapacağız. Siz arzu ederseniz porsiyonluk haline de getirebilirsiniz. Hemen yukarı linkini ekleyeceğim. Porsiyonluk olarak da yapmak isterseniz. Şimdi öncelikle mikserimi yanıma alıyorum. 5 adet oda ısısında beklettiğim yumurtaklarını derince kabın içine alıyorum. 5 yemek kaşığı şeker kullanacağım. 2 yemek kaşığını beyazlarını ilave edeceğim. 3 yemek kaşığını da sarısına. Önce düşük sonra yüksek devirde beyaz kar hali alana kadar çırpıyorum. Gördüğünüz gibi kar halini aldı. Benim toplamda 5 dakikada bu kıvamı aldı. Tekrardan aynı mikser ucuyla devam edebilirsiniz. 5 adet yumurtanın sarısı ve geri kalan 3 yemek kaşığı toz şekeri ilave ediyorum. 1 paket de vanilya. Şimdi bunları açık bir sarı renk alana kadar çırpıyorum. Yeterli bir 2 dakika yeterli geliyor. Çeyrek çay bardağı ya da şöyle 4 yemek kaşığı kadar da diyebilirim sıvı yağ. Yarım çay bardağı su, ılık su olsun. Ve 5 yemek kaşığı çok aşırı böyle tepeleme olmadan un. Bir paket kabartma tozu. Bu malzemeleri de kısa bir süre en düşük devirde çırpıyorum. Yeterli, sadece çırpana kadar biraz bu hamurun özelliği cıvık olması. Sakın cıvık deyip un katmayın. Bu şekilde oldu mu yeterli. Bu yumurtanın büyüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. O yüzden ununuzu dikkatle ekleyin. Artık mikseri kullanmayacağız. Yumurta aklarını bir 3-4 aşamada el çırpıcısıyla yavaş yavaş karıştırıp yedireceğim. Hep aynı yöne ve yumurta aklarını söndürmemeye lütfen özen gösterin. Bu aşama çok önemli. Pandispanyanızın yumuşak olması için bu aşamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Yedirdikçe tekrar yumurtanın fazla olduğunu düşünebilirsiniz ama iyi çırptığınız zaman sarısını ve beyazını ayrı ayrı kesinlikle koku falan yapmıyor. Hiçbir şekilde yumurta kokusu almayacaksınızdır. İyi çırpmaya özen gösterin. Tamamdır. Yumurta akları hiçbir şekilde sönmedi. Ama içinde de tane tane beyazlar kalmasın. Ona da dikkat edin. Ben o arada yağlı kağıdı serdim fırın tepsime. Fırınımı da açtım. Böyle cıvık bir hamur olacak. Ona özen gösterin lütfen. Cıvık deyip sakın un katmayın. Pandispanyanız çok sert olacaktır bu sefer. Yağlı kağıdı serdiğim tepsiye boşaltıyorum. Şöyle hafif hafif yayıyorum. Tepsiyi birkaç kere tezgaha vuruyorum dümdüz olması için. 170 derecelik fırında 20 dakikada pişecektir. Sizler de kendi fırınlarınıza göre dikkatlice pişirin. Fırını bir 5 dakika öncesinde ısıttım. İçerisine şöyle fırına dayanıklı bir kabın içinde su koyup bir kenara koyuyorum.
ve pandispanyayı orta gözüne atıyorum. 20 dakika hiç ellemeyeceğim. 20 dakikanın sonunda bir kürdanla bakacağım. Piştiyse çıkaracağım. Hemen fırına bakıyorum. Bir 20 dakikadır hiç ellemedim. Çok kızartmıyoruz. Şöyle bir kürdanla ortasına bakacağım. Gayet temiz pişmiş. Altı da gayet güzel kızarmış. Bu renkte kalması yeterli. Çok fazlasıyla tutarsanız bu sefer çok kızaracaktır. Artık fırından çıkarıyorum. Fırını çıkarttığımda hemen rulo yapacağım. Çünkü sıcak sıcak rulo yaparsanız daha sonrasında sarması kolay olacaktır. Şöyle sarıyorum. Çok değil. Şöyle sarıp bırakacağım. Bu şekilde soğusun. Soğuduktan sonra kremasını süreceğim. Ve muzunu koyup bitireceğim pastayı. Bu şekilde dursun ki daha sonrasında katlaması zor olmasın. Pastayı yapmaya başlıyorum. Bu pastacı kremasını birkaç gün öncesinde sizlere tarifini ayrıntılı vermiştim. Ben bununla şimdi bu pastayı tamamlayacağım. Çok fazlasıyla videom uzamaması adına kremasını ayrı yapmadım. Kıvamında görüyorsunuz, kreması çok güzel. Hemen yukarıya linkini ekleyeceğim ve videonun sonuna da ekleyeceğim. Kremasını oradan bakarak yapabilirsiniz. Şimdi kremayı kenara alayım. Ben içerisine 2 adet de muz kullanacağım. Ben pandispanyayı açıyorum. Çok fazlasıyla böyle açmayacağım. Yağlı kağıttan kurtarayım. Gayet rahatlıkla çıkıyor gördüğünüz gibi. Şimdi arasına kremadan koyacağım bol bol. Üzerine de süslemek için aynı kremayı kullanabilirsiniz. Arzu ederseniz bunu mini rulo pasta olarak da yapabilirsiniz. Onun tarifini de sonuna ekleyeceğim. Aynı tarif, aynı malzeme ama ben bu sefer bütün ve büyük yapmak istedim. Muzu şöyle ortaya koyuyorum. İki tane muz yeterli geliyor. Ve saracağım. Hafif yavaş yavaş. Fazla kreması çıkabilir altta. Rulo yaptıktan sonra şöyle neyin üzerinde servis edecekseniz oraya alabilirsiniz. Ben de şöyle bir tahtanın üzerine alıyorum. Pastayı rulo haline getirdikten sonra çok fazla süsleme yapmayacağım. Şöyle sıkma torbasının içerisine kremayı doldurdum. Sadece üstlerine ufak bir şekil vereceğim. Hiçbir şey sürmeyeceğim. Sade bırakmayı tercih ettim. Sizler nasıl arzu ediyorsanız öyle süsleyebilirsiniz. Aralarına muz koyarak süslemeyi bitireceğim. Çok fazlasıyla süsleme yapmıyorum. Sizler arzu ettiğiniz gibi pastanızı süsleyebilirsiniz. Üzerine birazcık da fıstık tozu ilave edip şimdi pastayı dolaba kaldırıyorum. Eğer vaktiniz varsa birkaç saat dinlendirebilirsiniz. Yoksa ben bir saat sadece dinlendirip çıkartıp servis edeceğim. Pastayı yeterince dinlendirdim. Aslında biraz daha dinlendirirsek çok daha güzel olacaktır. Hemen şöyle dilimliyorum. Tadı enfes bir pasta oluyor. Kesinlikle denemelisiniz. Yavaş yavaş kesin. Şu uç kısmı alacağım. Thank you.
Hemen şöyle kıvamına da bakalım. Pandispanyası yumuşacık bir pasta oldu. Kreması da aynı şekilde. Muhakkak denemeniz gereken tariflerden bir tanesi. Umarım sizler de denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.